Evet değerli arkadaşlar, basın toplantımıza sokak hayvanlarıyla ilgili yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şikayet ve dehşetle başlamak istiyorum. Muhalefetin, toplumun büyük bir kesiminin tüm direnişine rağmen 30 Temmuz'da bu yasa maalesef ki meclisten geçti. Hemen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in son konuşmacı olarak tüm eleştirilerimize karşı verdiği cevapla başlamak istiyorum. Bu kanunda asla öldürmek yok, bu kanunda sahiplendirme var demişti. Ama buradan kendisine sormak isterim. Daha dün Edirne Uzunköprü'deki görüntüler, Niğde'deki, Bartın'daki, Silivri'deki görüntüler, Ankara Altındağ'daki o vahşet görüntüleri, bunlar yalan mıydı? Yani bir iktidar partisi düşünün, daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarına karşı toplumun büyük çoğunluğuna karşı bir algı yarattı. Onları bir canavar gibi gösterdi. Mecliste inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti. Ondan sonra hayvanlar katledilmeye başlandı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum. Altındağ'da, Silivri'de ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntülere karşı soruşturma açın. Bu sizin insanlık göreviniz. Meclis soraklarına bakın. AKP Grup Başkan Vekili'nin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın. Bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altına yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerini, kanlı görüntülerine bir bakın. Yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın. Yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur. Bir kez daha söylüyorum. Bu yasa uygulanamaz, uygulanmamalı ve bunun sorumluları hesap vermeli. Diğer bir konu, İzmir'de bir sokak röportajı sırasında Dilruba Y isimli bir vatandaşımız tutuklandı. Kendisi bazı eleştirilerde bulundu. Aslında konuşmalarının büyük çoğunluğu yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun hislerini aktarıyordu. Eleştirilerin büyük çoğunluğunda haklılık da vardı. Sert yönler de vardı. Ama en önemlisi konuşmalarının büyük çoğunluğu beyefendiyi, tek adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Ve buradan bir tutuklama çıktı. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de düşünce, fikir özgürlüğü diye bir kavram artık yoktur. Saatler geçmeden bu röportaj yayınlandıktan sonra bu işi kendine vazife edinen savcılar bir soruşturma ve bir tutuklama kararı vermiştir. Bir, ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile tutuklamayı gerektiren hiçbir suç yoktur. Katalog suçlarda yoktur bu. Ama neden? Beyefendi rahatsız olduğu için, beyefendiyi rahatsız ettiği için, ağır eleştirilerde bulunduğu için bir kadın tutuklandı. Utanç, utanç verici bir mesele. Peki bu vatandaşımız ne eleştiriyordu? Sosyal medya yasağını, Instagram yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı? Soruyorum 85 milyonla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına soruyorum. Dünyanın neresinde? Instagram'ın artık ben yayınını beğenmiyorum deyip bir tuşa basarak iletişim hakkı insanların engelleniyor, Türkiye'de engelleniyor. Bakın o kadın vatandaşımız çok güzel bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, Türkiye'de on binlerce insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor dedi. Sen kapattın dedin, ne olacak dedi. Evet soruyorum, bugün Instagram sosyal medya üzerinden sponsorluk reklam anlaşması yapıp bu şirkette ürünlerini satan, ekmeğini kazanan insanlar ne oldu o sürede? Ha, dijital faşizm diyor beyefendi.
bir faşizm varsa bu karardır, bu kadının tutuklanmasıdır. Bir faşist varsa sarayda oturandır. Artık bir parça edep, bir parça ahlak diyorum. Hukukun üstünlüğünün, hukuk güvencesinin tüm unsurlarını bir kenara ittiniz. Artık bu ülkede kişi güvenliği yok. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında. Saatler geçmeden gözaltına alınıyor, gün dolmadan tutuklanabiliyor. İşte Dilruba olayında gördüğümüz gibi. Neye göre bu kararı veriyorsunuz? Yasaya göre mi? Yasa size bunu söylemiyor, hakim ve savcılar. Bunu size tek adam söylüyor. Artık bir karar verin. Siz kararlarınızı 85 milyon adına mı veriyorsunuz? Yoksa o tek adam adına mı veriyorsunuz? İşte tek adam adına karar verdiğiniz için hukukun üstünlüğü, hukukun bağımsızlığı, dünyadaki tüm endekslerde 3. dünya ülkelerinin gerisindeyiz. Peki sormak isterim o hakim ve savcılara, sarayın kalemlerine, sarayın mürekkeplerine sormak isterim. Batman'da bir sokak röportajında muhalefet liderlerini, onların kafasını keseceğiz diyen o vatandaş hakkında ne yaptınız? İfadesini aldınız, serbest bıraktınız. Niye? Onlar çünkü bizim kafamızı kesmek istiyor. Bu kadın böyle bir şey söylemedi. Evet, mülteci sorununu söyledi. Dijital yasakların bir faşizm olduğunu söyledi. Tek adamın artık bu ülkede bir rahatsızlık verdiğini söyledi. Eleştirilerine katılmadığımız yönlerde olabilir. Ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız? Peki, hakarete karşı bu kadar hassas olan beyefendi Recep Tayyip Erdoğan, başta şahsım olmak üzere 85 milyona siyasetçilere cibiliyetsiz sözcüğünü kullandı. Çöplük dedi, tezek dedi, sürtük dedi kadınlara bu adam ya. Ha, kendisinin hukuken cumhurbaşkanı sorumsuzluğu var. Her hakaret etmek, her iftirayı atmak, her küfürde bulunmak hakkı var. Vatandaş onu eleştirdiği zaman vur kelepçeyi. Bu hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan'a lazım olacak. Bu tanımadığı hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tanıyacak, bundan emin olsun. O yüzden bu hukuk garabetine, bu rezaletine son verin. İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır. Tutuklamayı gerektiren bir eylem yoktur. Tutuksuz en kötü ihtimalle yargılayabilirsiniz. Eğer bir dava açılacaksa, soruşturma açılacaksa, bizi Amerika'yı patron gösterip Instagram yasağına karşı çıkanları evin zencileri, yani Amerika'nın köleleri diyen o cumhurbaşkanına dava açsınlar. Biz hiçbir zaman köle olmadık. Hiçbir zaman köle olmayı kabul etmedik. 1919 yılından beri de bunu söyleyenlerin hepsinin yakasına yapıştık. Ama Amerika'daki o şirketin patronu var ya, keşke sana bu dolar edeyim de bu kadar cesur olup da ona bir iki kelime söyleyebilseydin, yurttaşlarına cesur olduğun kadar. TRT Haber, bilmiyorum A Haber burada mı ya da Beyaz TV burada mı, TRT onlardan beter olmuş. Bizim vergilerimizle ayakta duran Türkiye'nin 85 milyonun kanalı artık AKP adına tweet atar haline gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Genel Başkanımız, olimpiyatlara gidiyor, tek haber vermiyor. Hiçbir şekilde bizim haberimizi yapmıyor. Eminim TRT Haber akşam bu basın toplantısından bir kelime bile vermeyecek. Ama AKP'nin sosyal medya organı gibi tweetler atıyor. Yazıklar olsun. TRT bir A Haber değil, bir Beyaz TV değil ama maalesef ondan beter olmuş. Geliyorum, olimpiyatlar. Olimpiyatlarda yarışan,
ter döken tüm sporcularımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yürekten kutluyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Madalya alanlarda gurur duyduk. Ama bizi üzen bir şey var. Uzun yıllardan sonra altın madalya alamadık. Bakın, buradan söylemek isterim. 1948 Londra Olimpiyatları. 4 altın, 6 altın madalya almışız. 60 Roma Olimpiyatlarında 7 altın almışız. Atlayarak geliyorum. Sydney 3 altın almışız 2000'de. 2004'te Atina'da 3 altın almışız. 2004'te yine 3 altın madalya kazanmışız. Ama bugün 0 altın madalyayla ülkeye döndük. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Bak, federasyon başkanlarını suçladı. Beyefendi, bu federasyon başkanlarını partinin arka bahçesi gibi atayan, atattıran kim? Sen değil misin? Güreş Federasyonu'na atadığın ismi sonra milletvekili yaptın. Sonra Vakıf Banka Yönetim Kurulu üyesi yaptın. Sen değil misin Hidayet Türkoğlu'nu? Basketbol Federasyonu'na atadın diyorum. Ne yapıyor bu adamlar? Sabah senin fitness hocalığını yapıyor. Spor yapıyor, spor yaptırıyor. Açma germe hareketleri yaptırıyor sana. Sen federasyonları böyle görürsen, sen federasyonları bu hale getirirsen, sonra senin bakanın o federasyonları suçluyor. Hayır. Türkiye'deki tüm özel kurumları iflas ettiren AKP maalesef federasyonlarımızı da bu hale getirmiştir. Bunun sonunda madalyasız döndük. Bakan hesap vermelidir. Bakan gereğini yapmalıdır. Federasyon başkanlarını hiç suçlamasın. Bugün görevde olan her federasyon başkanı, maalesef futbol federasyonu bir kenara bırakıyorum. O bir kafa tuttu. Yarın milletvekili ya da bir bankanın yönetim kurulu üyesi olmaya adaydır. O yüzden sporu da, federasyonları da bu hale getiren AKP iktidarı utanıp özür dileyeceklerine hala çıkıp açıklama yapıp suçlayabiliyorlar. Vatandaşlarımızın banka borçları 3.39 trilyon. Üzülerek söylüyorum ki bireysel kredi ve kredi kartı borçları 26 Temmuz 2 Ağustos arasında 54.6 milyar daha artmış. Ülkemiz günden güne bir felakete gidiyor. 85 milyon günden güne daha da borçlanıyor. 85 milyonun bankalı olan borcu yüzünden günden güne icra dosya sayısı daha da fazla artıyor. Ama hala pembe bir tablo çizen bir ekonomi maliye bakanı var. Ben merak ediyorum bu durumu nasıl açıklayacak. Geliyorum gerçek işsizlik oranı. Geçen aya göre 3.8 artmış. Şu anda 29.2. Bunu neyle kıyaslayalım? Pandemi dönemiyle. Pandemi döneminde iş yerleri kapalıyken, iş yerleri kapanmışken, kapatılırken 29.4'tü. Şu anda Türkiye gerçek işsizlikte pandemi dönemiyle aynı işsizlik oranını yaşıyor. Ama bundan utanmayan, sıkılmayan bir iktidar var. Bunu da halkımızın takdirlerine bırakıyoruz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Kazanan tüm evlatlarımızı, ailelerini, özellikle annelerini, babalarını yürekten tebrik ediyoruz, başarı diliyoruz. Ama telefonlar da gelmeye başladı. Ne telefonu geliyor? Çocuğumun kalacak yeri yok. Yüze yakın yurttaşımız hem bugün makamımı hem de telefondan aradı. Bu daha da artacak. Haklılar mı? Yerden göğe kadar haklılar. Çünkü maalesef ki Türkiye'de her 4 çocuktan 3'ü sokakta. Geçen dönemde bu böyleydi. Hiçbir ders almayıp, yatırım yapmayıp öğrencilerini sokağa bırakan bir iktidar var. Bakın çok iyi üniversiteleri kazanmışlar. Büyük başarılar elde etmişler. Kayıt yaptıramıyorlar. Yurt büyük bir sorun. Belediyelerimiz elinden geldiği kadar yurt sorununu çözmeye çalışıyor. Kurayla birçok yerde yurtta öğrencilerimizi yerleştiriyoruz. Ama 4 çocuktan 3'ü sokakta. Geliyorum burs 2000 lira. 2000 lira duymayan kalmasın. Devletin verdiği kredi 2000 lira.
en az bu paranın askeri ücret kadar olması lazım. Hadi geçtim, en düşük emekli maaşı kadar olması lazım. Ama bugün 2000 lirayla çocuklarımız 10 öğün yemek yiyemiyor. Bunu da beyefendinin sarayda saniyede milyonlarca para harcayan beyefendinin olmayan vicdanına bırakıyorum. Son olarak Cuma günü meclis olağanüstü toplanıyor. 120 milletvekilimiz dilekçemizi verdik, Can Atalay. Hatay halkının milli iradenin gaspı, bir şans veriyoruz, düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi 3 kez milletvekili olduğuna dair Can Atalay'ın karar verdi. Gelin bu rezaleti Cuma günü düzeltelim, hakkını teslim edelim. Anayasa Mahkemesi'nin anayasanın bir kenara bırakılmışlığına son verelim. Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi, Gergerlioğlu'nda olduğu gibi gelin bu kararı okuyun ve deyin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak diyelim ki Can Atalay milletvekilidir, Hatay'ın milletvekilidir, seçilmiş milletvekilidir. Yargıtay büyük bir suç işlemiştir. Hem TBMM'ye hem yargıya bir darbe girişiminde bulunmuştur diyelim. Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, anayasaya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplandırmak isterim. Tabii ki. İş yüzü çok net. 120 kişi başvurmuştur. Dün görüşmemde de bugün bir karar vereceğini söyledi. Ama onun bir takdir hakkı yok burada. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Meclis toplanır. Genel görüşme açılır. Oylama yapılır. Gündeme alıp alınmayacağına karar veririz. O yüzden bu net bir durum iş düzeye göre. Bence kesinlikle ve kesinlikle Anayasa Mahkemesi ben bir karar verdim. O kararımın arkasındayım. Can Atalay milletvekilidir diyor. Peki, bunda ne sıkıntı var? Yahu beyler, Enis Berberoğlu'nun milletvekilini düşürmediniz mi? Anayasa Mahkemesi karar verdiği zaman tekrar okuyup hakkını ihlal etmediniz mi? Pullarınız mı döküldü o gün? Bugün bunu yapmıyorsunuz. Gergerlioğlu'nda bu geri adım, bu yanlıştan döndüğünüzde pullarınız mı döküldü? Bugün de aynı şeyi Cuma günü bekliyoruz. Umarım öğretmen tutuklanmadı. Şöyle, elini kolunu sallayarak benim ülkeme gireceksin. Sonra benim öğretmenimi döveceksin Çorum'da. Daha sonra elini kolunu sallayarak bu ülkeden çıkacaksın. Ve bu rezaleti de vali, Çorum valisi itiraf edecek. Yahu yazıklar olsun. Peki, bu ülkenin vatandaşı bir kadın yüreklice Cumhurbaşkanı eleştirdiği için 6 saat içerisinde gözaltına alınıp tutuklanacak. Tam bir AKP usulü yargılama, sınır güvenliği ve adalet. Yahu edep, gerçekten edep. Ne kadar farkındayız bilmiyorum ama Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu ülkedeki sığınmacıların işlediği suçların sizlerle, medyayla, kamuoyuyla paylaşılmasını yasaklamış durumda. Neden? Yüzleri kızanacak, utanacaklar çünkü. Bu da çıkmazdı ortaya. Eminim oradaki bir yerel gazeteci bunu öğrenmiştir ve sizlerle paylaşmıştır. O yüzden utanç verici bir durum ama bu AKP'ye yakışır ancak. Evet.
200 milletvekiliyle oraya katılacağız. Evet, ondan sonra gruplar gerekli konuşmaları yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşacağız. Tüm gruplar bu konuda 20'şer dakika genel üzerinde şahıs adına konuşmalarını yapacak. Ondan sonra meclis bu konuda bir tavır alacak. Ya retoyu verecekler açılmasın diye. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.